Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, Gazi Meclisimizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı arasında temel anlaşmaya ek protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin birinci maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu anlaşmayı desteklediğimizi ifade etmekle beraber dış politikada son dönemde yaşanan bazı gelişmelerle ilgili fikirlerimizi Gazi Meclisimizle paylaşmak istiyorum. Son günlerde bazı ülkelerde rejim değişiklikleriyle alakalı yürütülen gündemlerin olduğunu dikkatle takip ediyoruz. Sudan, Libya, Cezayir ve son olarak Venezuela'da yaşanan ibret verici hadiseler mevcuttur. İran'da aynı kapsamda uygulamaya konulan tek taraflı ambargo girişimleriyle hedefte olan bir ülkedir. Bunların bir kısmında toplumsal hareketlilik ve demokrasi talebine yönelik arayışlar varken, diğer yanda hiç kuşku yok ki dış müdahalelerin mevcudiyetinin olduğu gerçeği karşımıza durmaktadır. Petrol zengini olan Libya'da Kaddafi sonrası siyasal uzlaşının tesisi ve ülkenin normalleşmesi yönelik adımların atılmak istendiği bir sırada çatışmaların şiddetlenmesi dikkatlerden kaçmamıştır. Bu ülkenin başkentine yönelik silahlı hareketliliğin arttığı, aynı zamanda önemli petrol kuyularının ele geçirilmeye çalışıldığı bir dönemde bazı körfez ülkelerinden gelen manidar eylemlere destek mesajları bir başka düşündürücü noktadır. Diğer yandan Sudan'da yaşanan ekonomik kriz ve yoğun hayat pahalılığı gerekçesiyle şiddetlenen protesto gösterileri neticede askeri bir darbeyi beraberinde getirmiştir. Libya'da yaşanan gelişmelerde parmağı görünen ülkelerin Sudan'da da ortaya çıkmaları bölgesel bir ajandanın yürütüldüğü kuşkularına katkı sağlamaktadır. Bundan sonraki hedefin Körfez, Kızıldeniz yahut Doğu Akdeniz sahilleri boyunca uzanan hangi ülke ya da ülkeler olacağı hususunda dikkatle takip edilmelidir. Bütün bu çabalar bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlamayı değil, farklı bir gündemin oluşturulması girişimleriyle ilgili kuşkuları ne yazık ki beslemekte daha haklı çıkarmaktadır. Daha uzak coğrafyada yer alan Venezuela'da ise henüz bugün devreye sokulan askeri darbe girişiminin vardırılmaya çalışılan nihai aşaması da bizce malumdur. Asıl düşündürücü olan sadece ismi alınan bu ülkelere yönelik müdahale girişimleri değil, aynı ülkelerin küresel enerji ticaretinde öne çıkan ülkeler olmasıdır. Bir çırpıda bu ülkelerde olağanüstü hareketliliğin yaşanmaya başlaması, her ülkenin kendisine has iç gündemlerinden kaynaklanıyor olsa bile peşi sıra kimi çevrelerin bu gelişmelere yönelik açıktan taraf tutan pozisyon almaları düşündürücüdür. Dikkat edilirse bahse konu olan ülkelerdeki iç gelişmelerin ve ABD tarafından uygulamaya konulan yeni dönem yaptırımlarının akabinde küresel seviyede petrol fiyatları bir anda yükselmeye başlamıştır. Peşi sıra ABD Başkanı'nın petrol ihraç eden ülkeler birliği olan OPEC'e çağrıda bulunarak fiyatların düşürülmesi için üretimin artırılmasını istediği bir başka önemli işaret noktasıdır. Görünüşe göre önümüzdeki yakın vadede petrol alanlarının bulunduğu sahalardaki istikrarsızlıklar daha da kaşınacaktır. Bütün bunlar küresel üstünlük rekabetinde tarafların artık daha sert hamleler uygulayabileceğinin işaretidir. Hazar, Kızıldeniz, Doğu Akdeniz ve Karadeniz dörtgeni arasında bulunan alan ise ana hesaplaşmanın yaşandığı bölgeler olarak öne çıkmaktadır. Zira enerji kaynakları buradadır. Aynı kaynakların küresel piyasaya arz olunan güzergahları da yine bu alanın içerisinden geçmektedir. Bütün bunlara yeni ve alternatif senaryolarla uygulamaya konulan ticaret yolları ile ilgili süreç de eklendiğinde ne derecede kızgın küresel şartların içerisinde bulunduğumuz daha açık bir şekilde görülmektedir. Öyle anlaşılıyor ki ekonominin bir silah olarak kullanılması sürecine yaptırımların ilave edilmesi anlayışı yakın dönemde de devam edecektir. Bu sürecin işletilmesi enerji hatlarının kontrolü ve enerji piyasalarının etkilenmesiyle desteklenecektir. Ardından bu etkinin tesir altına alacağı ülkelerdeki siyasetin dönüşümü yahut rejim değişikliği çabalarına hız verilecektir. Türkiye olarak böylesi bir döneme hazırlıklı olma mecburiyeti taşıyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemiz son derece hareketli ve istikrarsızlıklarla çevrili bir coğrafyada bulunmaktadır. Dolayısıyla savunma alanında dışa olan bağımlılığımızın mümkün olan en az seviyeye indirilmesi
öncelikli ve hayati bir durumdur. Yani ihtiyacımız olan savunma sanayi gereksinimlerini yerli ve milli kaynaklardan elde edebilmek esastır. Bugün gelinen noktada savunma sanayi alanında yerlik oranının %70'lere yaklaşmış olması son derece önemlidir. Temennimiz bu oranın daha da artması ve dışı olan bağımlılığımızın mümkün olan en azami seviyeye düşürülmesidir. İkinci aşamada ise hiç kuşku yok ki doğrudan alımı yapılacak savunma sanayi ürünlerinin çeşitliliğinin sağlanması gelir. Tek bir yere ve kaynağa bağımlı kalmak günümüz şartlarında olası kriz halleri düşünüldüğünde en ölümcül ihmallerin başında gelir. Bu kapsamda tedarik kaynağının çeşitlendirilmesi elzemdir. Bu genel gerekçelerden sonra ülkemizin etrafında bulunan tehdit ve tehlikelerle birlikte olası riskler düşünüldüğünde aynı anda balistik füze tehditlerine karşı koyabilmekle birlikte uzun menzilli hava savunma olanağımızı sağlayacak sistemlere duyduğumuz acil ihtiyaç ortadadır. Türkiye aynı anda çok sayıda ülkenin sahip olduğu balistik füzelerin menzili içerisinde yer alan bir ülkedir. Böylesine acil bir konuyla ilgili yapılan çalışmalarda ülkemiz haklı olarak kendi gereksinimlerinin neler olduğu ve hangi konuları kapsadığının ilanıyla birlikte geride bıraktığımız yıllarda uzun menzilli hava savunma sistemi ihale sürecini başlatmıştır. Bu dönemden sonra ise anlaşma aşaması nihayete erdirilmiş ve Rusya ile varılan mutabakat kapsamında üretime geçilmiştir. Bütün bu zaman zarfında net bir tutum sergilemeyen, başta ABD olmak üzere diğer bazı NATO müttefiklerimizin teslimat aşamasına durum yaklaştığında Türkiye'yi kararından vazgeçirmeye yönelik baskı içeren tutum takılmaları doğru değildir, kabul edilmesi de elbette mümkün olmayacaktır. Türkiye bağımsız ve egemen bir ülkedir. Ne yapacağımıza, neyi alıp almayacağımıza biz karar veririz. Hele hele konu bizim milli güvenliğimiz olduğunda başka hiç kimsenin, hiçbir ülkenin müdahale etmesine göz yumacak değiliz, olamayız. Özellikle ABD'nin bunca zaman boyunca bekleyip Suriye'de iç savaşın bitirilmesine yönelik adımların atıldığı, İran'a yönelik tek taraflı ambargo girişimleri şartlarının yoğunlaştığı, Doğu Akdeniz'deki askeri hareketliliğin şiddetlendiği, Kuzey Afrika bölgesinde rejim değişikliği çabalarının somut hale dönüştüğü, Karadeniz'de gerginliklerin nüksettiği, hepsinden daha önemlisi Orta Doğu'da İsrail merkezli olmak üzere 100 yılın projesini hayata geçireceği üstünden ifadelerin geldiği bir dönemde S-400'ler konusunda yaptırım tehdidinde bulunması manidar bir zamanlamayı hiç şüphe yok ki işaret etmektedir. Başta Yunanistan olmak üzere geride kalan yıllarda diğer bazı NATO ülkelerinin Rusya'dan benzer silah sistemlerini almasına ses çıkarmayıp hatta göz yumanların sıra Türkiye'ye geldiğinde ikircikli bir tutum takındığı dikkatlerimizden kaçmamaktadır. Bütün bunlar olurken Türkiye'yi bir yandan ABD'nin hasım ülkeler için uyguladığı yaptırımlara muhatap kılmaya yeltenmek müttefiklikle bağdaşmayan bir tutumdur. Dahası ABD'nin bu tutumu Türkiye'yi müttefik olarak değerlendirmediği seçeneğine ne yazık ki hizmet eder ki bugün bölgesel bazda geliştirmeye koyulduğumuz anlayışın tabii olarak ABD ile uyuşmamasının sorumluluğu yine Washington yönetiminin boynuna asılı olduğu gibi başkaca sonuçları doğuracaktır. Artık açıkça anlaşılmalıdır ki Türkiye birine karşı diğerini tercih eden basit bir anlayış yürütmemektedir. Tavır ve tutumumuzun doğru anlaşılması lazımdır. Türkiye kendi milli güvenliğini kendi bakış açısıyla tespit ve tayin etmektedir. Yani bağımsız bir ülke olarak yapmamız gereken neyse savunma anlamında da onu yapıyoruz. Bu hava savunma sistemleri için de geçerlidir. Terörle mücadele anlamında da var olan ana gündem meselemizdir. Yıllardan bu yana Suriye'de terör örgütü PKK'nın kolu olan PYD'yi destekleyecek ve bu yapılanmayı meşrulaştırmaya yeltenecek kadar büyük bir yanlışın içerisine düşen ABD yönetimi açık ki Türkiye yönelik yanlışlarında ısrar edecektir. Parasını ödediğimiz, dahası üretimine ortak olduğumuz 5. nesil olarak adlandırılan F-35 savaş uçaklarının teslimatını yapmama gibi bir anlayışın aynı ülkede hakim olması bunun bir göstergesidir. Tarih ve coğrafya şahittir ki Türkiye dostu aranan bir ülkedir. Aksi yola girenlerin kazandığı görülmemiştir, görülemeyecektir. Diplomaside elbette her ülkeyle karşılıklı saygı çerçevesinde şekillenecek her türlü işbirliğine açığız. Ancak önceliğimiz daima Türkiye'dir. Ufkumuz Türklüğün yılmaz ve sarsılmaz çelikleşmiş iradesinden rotasını tayin eder.
Her şey Türk milletine göre ve Türkiye için aykırışımızın esası da burada yatmaktadır. Bizler bunun için tam bağımsızlıkta karar... Toparlayın Sayın Milletvekili. 99. yıl dönümünü kutladığımız Gazi Meclisimizin bu kutlu anlayışın sahiplerinden ve şahitlerinden olduğu ortadadır. Bu kapsamda kan ve irfanla kurulmuş cumhuriyetimizi yaptırımlarla tehdit etmenin bir sonuç vermeyeceğinin dost ve düşman çevrelerce iyi anlaşılması lazımdır diyor. Gazi Meclisimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Milletvekili.